Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 3 2013 100 dönem sonu. Soru 1. İf'ilal babı aşağıdakilerden hangisi için kullanılır? Kitaba baktığımızda bu bab renk ve özürlerin mübalağalı anlatımı için kullanılır diye kitapta yazılı. Buna göre cevap ne olur? B şıkkı olur. Hangi bab ne gibi özellikler içermekte? Bunları ezberlemelisiniz. Bapları ezberleyeceksiniz. Neyle beraber? Özellikleriyle beraber. Sağ tarafta 5 var. Ulaike ellezine yed'ûne yebtegûne diye devam eden bir ayet-i kerime var. Kaç tane 3 harfli illetli fiil var? İlletli fiil arıyorum ama 3 harfli olacak. Ulaike ellezine yed'ûne. Üç harfli derken neyi kastediyor? Yed'ûne de ye var, dav var, iki yapar. Ayn var, vav var, dört defa nun var, beş yapar. Bu dahil değil mi? Üç harfli derken babları biraz artık herkes bildiği için anlamışsınızdır. Sülasiden bahsetmek bize. Üç harfli derken sülasi mücerredi kastediyor. Sülasi mücerred olacak yani. Bab olarak onlardan biri olacak. O altı babtan biri. Yoksa muzari şu an 5 harfli yazılmış, 4 harfli yazılmış. Konumuz bu değil. Yed'ûne mazisi nedir? Mazisine bakacaksın. Da'a, da'a, da'a. 3 harfli öyle değil mi? Da'anın sonunda elif-i maksura var. Aslında vav idi. Da'a ve vav daha sonradan dönüştürüldü. Nedir? Da'adır. Da'a ve da'a 3 harflidir. Tamam, birincisi bu. Yed'ûne yebtegûne ibtegaye yebtegî ibtega yebtegî olur. Yani iftaale, iftaal babındandır bu. İftaal babı sülâsi mücerreddir, bab değildir. Her ne kadar bu illetli bir fiil olsa da üç harfli değil yani. Rabbihim, Rabbe yurubbu, muzaaf fiilden şu an itibariyle mastar olarak yer almakta. Ekrabu, ismi tatbik, fiil değil. Yercune, raca, yercu. Bu da bir fiildir. Raca maksura ile yazılır. Ra, c, ye gibi yani. Sonunda bir elif maksura var. Üç harflidir. Demek ki ikinci üç harfli fiilimiz bu. Birincisi yed'une, ikincisi yercune. Rahmet kelimesi var. Rahime, yerhamu da rahmet isimdir. Yehafune, hafe, yehafu. Bu da bir fiildir. Hafe, yehafu. Havefe, yahvefu. Bu da üç harfli bir fiildir. Nasıl üç harf? Mazisi üç harf. Mazisine bakacaksın. Buna göre yed'ûne, yercûne, yehâfûne bunlar üç harfli illetli fiillerdir. Devamındaki fiiller işte kâne olsun, mahzûra olsun. Diğer kelimeler zaten dahil değil. Buna göre aranan şık C şıkkı olacaktır. Esasen üç harfli fiil derken üç harfli illetli fiil. Kâne de illetli bir fiildir ve üç harflidir. K, V, N aslı. Vavidir. Şu an elif'e dönüşmüş. Fark etmez. Yine üç harflidir. Denilebilir miydi? Denilebilirdi. Ama bunları dahil etmemişler. Düşün, bunları dışında bırakarak soru sorulmuş. Soru 2'de halarat geldi. Men o kimse ki alejne muayene etti. El merza hastalık. Men yerine hangi ismi usulü getirebilirsin? Men o kimse ki evvela sağ tarafa bak hazarat, ketebet, nasarat gibi yani müennes kelime. Arayacağın şey müennes olacak. Sağ taraftan sadece bunu çıkartabildi. Sol tarafa bakalım. Alecne, ketebne, nasarne, fetahne. Hangi kalıp burası? Fethalı bir nun, sağı cizimli. Mazinin hangi kalıbı olur? Üçüncü şahsın müennesi olur. Yani cemidir. Müennestir, gaibedir. Cemi müennes, gaibe bir ismin usulü buradan seçmelisin. An itibariyle men müşterektir. Kadın için, erkek için de kullanılan bir şey seçilmiş. Sen bunu cinsiyete göre açılım yapmanı istersen ne yapacaksın? Cemi ve müennes olan bir şey seçmen gerekir. O da nedir? Ellati'dir. Ellediğin cemi müzekkerdir. Elletani tesniye müennes. Ellati cemi müennes. Ellediği müfret müzekker. Elleti müfret müennes. Alecine, ketebne, nasarne. Kalıptan anladın mı?
Biraz fiil çekimi bildiğim için kalıptan çıkarttım. Siz en azından vaziyenin bir ketebe çekimini, tabii hangi kalıp, nerenin, müsret mi, tesliye mi, cemi mi, müzekker mi, müennes mi, ikinci şahıs mı, üçüncü şahıs mı, bunların farkında olarak en azından bir ketebenin çekimini yapsanız, ketebe ne diye burası gelmektedir. O da ne olur? Cemi müennes olur diye farkında olmalısınız. Altı, lahzaten, bir an, dehran, bir zaman, işte seyyaran gibi kelimeler. Bunlar ne olurlar? Hepsi de bir zaman bildirdiğinden mef'ul-i fih olacaktır. Çünkü mef'ul-i fih kendisinde zaman veya mekan barındıran, bu manaları barındıran kelimelerdir. Bunlar da zaman barındırdığı için mef'ul-i fih oluyor. Haberle bir alakası yok. Mef'ul-i ma ne ilgisi var? Diğerleriyle bir alakası yok. Çeviri istemişler. Sellemtü ben selam verdim. Mesela E şıkkı veremedim diyor. Verememen için burada olumsuzluk bildiren ma, la gibi bir şey olmalı. Yok öyle bir şey. Burada karşılaştım diyor. Sellemtü'nün selam verdiğim manasını geldiğin herkesin bilmesi lazım. Selleme fiildir. Sellemtü, oradaki tu faildir. Hani ketebe tu'daki ketebe fiil tu fail gibi. Selam verdim. Burası uyar. Karşılaşmak değildir. Selam verdim. B şıkkında sonu uyar. Selam verdim. A da uyar. Buna göre hangileri uymaz? E ile C'yi sadece sellemeden yola çıkarak elemiş bulundum. Nereye eledik? E ile B'yi. Fakülteye giden hocalara selam verdim. Dün üniversiteye giden hocalara selam verdim. Fakülte mi, üniversite mi? Külliye ne manaya gelir? Fakülte mi, üniversite mi demektir? Camiaya üniversite demek, külliye fakülte demek. Ona göre B'yi de eleriz. Böyle elemeye devam edebiliriz. Veya direkt mana vererek Sellemtü ben selam verdim. Kime? El esatizeti, öğretmenlere, hocalara selam verdim. Ellezeyn, o hocalar ki zehebu, gitmişlerdi, ilel külliyeti, fakülteye, ne zaman? Emsi, dün. Belki burada emsi kelimesi de oldukça büyük bir önem arz etmekte. Emsi dün demek. Dün nerelerde varsa onları seçmelisin. A şıkkında dün yok, yani emsinin manasını bilerek yola çıkarsak. B'de var mı? Dün var. Bir de D'de var. E'yi zaten elemiştik. Sellemtü ben selam verdim. Aile esatizeti, öğretmenlere, üstazün esatiz cemidir. Öğretmenlere selam verdim. Ellezine, o öğretmenler ki dehebu, gitmişlerdi. Ketebu gibi. Ketebe, keteba, ketebu, zehebe, zehaba, zehebu gibi. Tabii ben Z diyorum. Aslında tel tek V'dir o. Ayrı mesele ama bir cümle devam ediyoruz. İler külliyeti fakülteye giden, fakülteye gitmiş olan emsi dün. Buna göre aranan şık B şıkkı olur. Dün fakülteye giden hocalara selam ver. 7. Ferahen, ferihen. Sonuçta bu ferahlamak yani. Türkçeden yola çık. Ferahlamak, rahatlamak, sevinçli olmak manasındadır. Zıt anlamlısı ne olacaktır? Hüzün, üzülmek. Hüznün, üzülmek manasında. Türkçe olarak düşündüğünde ferih, ferah, ferahlamak, hüzünlenmek. Biraz Türkçe'ye doğru kaydırarak okuduğumda da mana zaten ortaya çıkıyor. Zıt yani aşık. 4. Aşağıdaki ayet-i kerimelerden sıla cümlesi hangisi isim cümlesi diyor. Sıla cümlelerinden hangisi isim cümlesi? Her birinde sıla cümlesi olabilir ama sen bana öyle bir sıla cümlesi bul ki o isim cümlesi olsun. Sıla cümlesi neydi arkadaşlar? Neyle alakalı? İsim mevsuller ile alakalıdır. İsim mevsullerden sonra gelen onunla alakalı irtibatlı cümlelere sıla cümlesi demekteyiz. A şıkkında bir ayet var. Gad eflehel mu'minun, 18. cüzün ilk sayfası olsa gerek. Gad şüphesiz eflehe, kurtuldu. Kim? El mu'minune, mü'minler. Ellezine, o mü'minler ki diyerek başlıyor. Hum, onlar fi salati, namazlarında, haşi'un, huşu içerisindedirler. İsim cümlesi mi? Neresi isim cümlesi olarak bulmalıyım?
Elledeğine isim mevsulü arkadaşlar. Konut isim mevsulden sonrakini tespit etmektir. Hum fi salati haşi'un mübteda haber. Burası bir isim cümlesi. Elledeğine isim mevsul. Evvela isim mevsulleri bulabilmelisiniz. Elledeğine bir isim mevsul daha. Men isim mevsul. İsim mevsulleri bulabiliyorsan ardından gelen isim cümlesi onu tespit etmen lazım. Elledeğine bir isim mevsuldür. Hum fiil değil ki. Zamirdir. Fi salatihim isim, haşiun isim. Burası baştan sona isim zaten. Yani isim cümlesidir. Dolayısıyla aran şık A'dır. B şıkkında Rabbena ey Rabbimiz ilfir sen bağışla lena bizi vel ihvanina ve kardeşlerimizi ellediğin o kardeşler ki sebekuna bil iman. Şimdi ellediğine isim mevsuldür. Sebebu fiil değil mi? Sebeka, sebeka, sebebu, ketebe, keteba, ketebu, nasara, nasara, nasaru fiil mazi cemil zekir gayb. Fiildir. Yani ellediğine isim mevsulünden sonra fiille cümle başladığına göre burası fiil cümlesidir. Yuvillu men. Men bir isim mevsuldür. Ardından yeşa'u. Yeşa'u. Burası fiil muzari. Yani isim cümlesi değil. Ve yehdi men. Bir isim mevsul daha var. Ardından yeşa'u. Yine fiil var. Dolayısıyla isim cümlesi yok burada. De şıkkı. Hâzâ mâ ve'adenallâhu ve rasûluhu. Hâzâ ismi işaret. Ma isim mevsul. Ardından va'ede geliyor. Bakın va'ede ye'idu mazi bitti. Va'ede vaad etti. Na bize mefulüne kim vaat etti? Allahu Allah ve daha kim? Resulü ve Resulü. Sonuçta ma'dan sonra va'ede, ketebe, nasara mazi bir fiil bu. Fiil cümlesi yani. Yemhusler mahveder kim? Allahu Allah. Neyi? Ma o şeyi ki yeşa'u diliyor. Dilediğini siler ve yusbit ve dilediğini sabit bırakır. Ma ismi mensubdur. Ardından fiil gelmiştir. İsim mevsulden sonra isim sadece A şıkkında geldi. İsim mevsulün ardından gelen cümleye de sıra cümlesi denilmekteydi. A şıkkı. 7'yi zaten çözmüştük. 8'de bir bilgi sorusu var. Mef'ul-i mutlakla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Mef'ul-i mutlak konu anlatımı olarak işlemiştik. Bakalım değindiğimiz şeyler mi var, değinmediğimiz şeyler mi var? Nasıl bir şeyler var? Ben de merak ettim. Hangisi yanlıştır diyor. A şıkkı fiilin yapılış şeklini bildiren meful mutlak ya isim ya da sıfat tanımlaması olarak gelir. Gelebilir mi? Gelebilir. Neden gelemesin? Zaten konu anlatımında vardı bu. B fiilin anlamını pekiştirmek amaçlı mastarlar iki ya da çoğul olarak da kullanılır, kullanılamaz. Sadece müfret olarak gelebilmekteydiler. B şıkkı yanlıştır. Kısacası meful-i mutlağın çeşitleri vardı. İşte tekitleme vardı, manayı pekiştirme vardı, adedini bildirme, şeklini bildirme. Bu tür şeyleri tekrar o bilgileri kafanıza yazmanızı öneriyorum arkadaşlar. Tekrar onları bir pekiştirin, ezberleyin, sınava öyle girin. Yani aranan şıkkı söylediğimi düşünüyorum. B şıkkı yanlıştır. 11. Altı çizili kelimenin zıt anlamı ise gaden, yarın, emsi, dün. Gaden yarın, emsi dün. Bakın burada yine bir ne var? Bir kopya var diyeceğim de onları kopya vermekle suçlamıyorum. Bir ip ucu var diyelim. İp ucu var çalışanlar için. Nerede ip ucu vardı? O geçti bir yerde o kelime yine. Şu an nerede geçti diye arıyorum. Burada geçti. Emsi. Emsi'nin manası zaten burada verildi. Tabi tespit edebilen için. Emsi burada geçmişti. Emsi yine geçti. Görenler için emsi yine geçiyor. Gadden emsi zıttır. Birisi dün, diğeri yarın demektir. 12. En uygun şekilde nasıl tamamlarsın? Diye bir soru. Yuşariku şaraka yuşariku katılıyor Eddullabı öğrenciler. Fi tekrimi esatizetihim. Esatiz üstadlar, öğretmenler, öğretmenlerine. Tekrim saygı demek. Saygılarından ötürü veya saygıları için katılıyorlar. Saygılarını tabir etmek, ifade etmek için. Yani hubbi. Sevgilerinden dolayı tabirlerini yani ifadelerini göstermek amaçlı.
Burada terbiyeranı bu yüzden seçiyoruz. İkramen, ikram etmek için. Alemen değil, ilmen olabilir, bilmek için. Diğerleri manaca uyumlu olmamakta. 9. Zıt anlamlı kelime sorulmuş. Vahike güldü demektir. Gülmek manası. Eş anlamlı sorulduğuna göre yine gülmekle alakalı. İbtiseme gülümsedi. Gülmek, gülümsemek bunlar eş anlamlı kelimeler. Vahike, ibtisamen. Bu kadar ağlamak zaten kesir çok demek. Diğerleri selam, güvenlik, hüsnen, hasuneden iyilik, güzellik manası. 13. Hangisi doğru bir cümle olur? Ekramte, sen ikram ettin ke sana. Sen sana ikram ettin. İkramike. Yani bir karmaşa diyebilirim. Niye ikrami? Mim neden esre? Ben çözemedim. Bir hata var burada. Ekram tuke. Ekram tu, ben ikram ettim ke sana. Niye? Li ikrameke. Li var. Li cer etmeli. M değil mi olmalı burası. Şu an mavi olan yer. M değil, fetha ile değil de esre ile mi olmalı. Neden? Başında li harfi cerri olduğu için. C şıkkı ekramtu, ben ikram ettim ke sana. Niye? Li ikramiki. Şimdi ki diyorsun ki bayan için sen demek. Burada ise ke dedin. Bu bayan mı erkek mi bir karar verilememiş. Burada bu yüzden bir karmaşa var. Ekramtu, ben ikram ettim. Ekrame fiil ifal babından. Ekrame, hani kerume sülalesi mücerret ifale aktarılmış. Ekrame olmuş. Tu fail ke meful olur. Ben sana ikram ettim. Niye? Li ikrami. Mi mesele olmuş. Doğru. Çünkü li harfi cerdir. Kelimenin sonu cer etmelidir. Li ikrami ke, sen ikram ettiğin için. Sen bana ikram ettiğin için ben de sana ikram ettim diyor. Çok yaygın bir cümledir. Klasik nahiv kitaplarında çok defa örnek olarak geçer. Ekram te diyor burada sanırım. Ekram te, sen ikram ettin. Ke sana likramin, ikramdan dolayı, yani bir mana karmaşası, kargaşası var. Doğru şık D olacaktır. 10. soru, en uygun şekilde nasıl tamamlarız? Evde'e bıraktı ha onu, artık neyi kastediyorsa, mesela kitabı bıraktı emanet olarak. Cirani, esreli bitiyor burası. Bitireceğin kelime muzaf olabilmeli. Racullün olur mu? Olmaz. Neden? Teminle bitmiş. Teminle biten kelimeden muzaf olmaz. Carani, carani, carun, carani. Tesnil olarak düşünsem bunu, muzaf olduğunu farz etsem sonundaki nun silinmiş olması gerekirdi. Bu şekilde esreli bir nun var. Tesniye nunla beraber muzaf olamaz. El-evvelü eliflamlı bir muzaf olurdu. El-ula veya el-evla yine olamaz, eliflamlıdır. Dolayısıyla ehad olmak zorundadır. Fe-evde'aha, onu bıraktı kim? Onu bırakan ahadu ciranihi, komşularından biri, hepsan koruması için leha, onu müellifeti artık sıkıntılardan, belalardan, problemlerden koruması, emanet olarak koruması için bırak. Soru muzaf, muzafun ileh ile alakalı bir soruydu. Bilmiyorum, Arapça 3'te muzaf, muzafun ileh var mıydı? 14. En uygun cevap aşağıdakilerden hangisi olur? Tabi soruyu anlamak gerekiyor doğru cevabı bulabilmek için. Bimaza neyi vaat etti? El ebu baba veledehu çocuğuna. Baba çocuğuna neyi vaat etti? Neyi diyor, niçin demiyor mesela, bu bir şey. Aşıkı vaade vaat etti el ebu baba veledehu çocuğuna. Liyerci'a ilel beyti. Eve döneceği için. Liyerci'a dönmesi için. Onun dönmesi için ilel beyti eve. Eve dönmesi için vaat etti. Bu bir sebep bildiriyor. Dönsün diye. Ve'adel ebu veledehu hatta yetenavela. Yine hatta, yine için var.
Va'ada el-ebu veledehu ala sahili İstanbul. Yine aynı şekilde. Liçey yine için bildirmekte. Va'ada el-ebu veledehu bida'amin lezizin. Lezzetli bir yemeği vaat etti. Neyi vaat etti? Lezzetli bir yemeği. Diğerlerinde ne var? Hep için geçiyor. Yani şurada ne için vaat etti denilmiş olsaydı, o zaman E hariç hepsi doğru olacaktı. Hepsi doğru olamaz. Öyle bir soru sorulamaz. Hepsinde için sebep var. Li var, hatta var, ala var, likey var. Hepsinde için sebep bildiren şey var. Dolayısıyla doğru şık E olur. 15. Cümlenin başına neyi getirebiliriz? Es-seferu yolculuk. Burası fail. Yolculuk min Ankara'ta ila İstanbul, Ankara'dan İstanbul'a hamse saatin takriben, yaklaşık 5 saat. Yaklaşık 5 saat Ankara'dan İstanbul'a ne? Safara yolculuk yaptı. İstavraga sürdü. Zaten es-seferu sefer zaten geçmiş. Safara es-seferu sefer mi yolculuk yaptı? Öyle değil. İstavraga sürdü. Ne sürdü? Es-seferu yolculuk. Nereden nereye? Min Ankara'ta ila İstanbul. Ankara'dan İstanbul'a yolculuk sürdü. Ne kadar sürdü? Yaklaşık 5 saat sürdü. Doğru şık ne olur? B olur. Saatler olmaz. Vesale vardı, ulaştı, uzaklaştı gibi şeyler doğru seçenekler olmayacaktır. 19. Fi bazı revkat diye devam eden altı çizili kelimenin manası sorulmuş. Bunun manası ne ki? Evkat, bakın vav var, kaf var, te var. Yani vakit. Öyle değil mi? Burada ne yazıyor? Vakit yazıyor. Vakit, zaman. Öyleyse aradığım şey vakit, zaman manası içeren bir şey olmalı. Mesela A şıkkı amelun e'malun, ameller, işler. Ehval, haller, umur, yine işler, durumlar. Ahya, ahyan nedir? Zamandır. Enval, mallar. İlgisi yok. Ahyan doğru seçenek olur. D şıkkı. 16. Zıt anlamlısı. Bey'e kelimesinin zıt anlamlısı bizden istenmekte. Bey'e satmaktır. Şira satın almaktır. Birinde satıyorsun, elindeki bir şeyi çıkartıyorsun. Şirada satın alıyorsun. Mesela manavdan bir kilo bir şey almak. Dolayısıyla zıt olacaktır. 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin atıf edatı izraf anlamını ifade etmektedir? İzraf hangi atıf harfi için kullanılmaktadır? Aşağıdakilerden hangisinde atıf edatı İzrap anlamını ifade etmekte. Atıf harflerini, atıf edatlarını kesinlikle manalarıyla beraber ezbere bilmelisiniz. Şayet manasıyla beraber bunları ezberlediyseniz şu an zaten cevabı bulmuşsunuzdur. Bel, izrap içermektedir. Bel, doğru seçenektir. Yani C şıkkı olur. M değildir. Hatta değildir. Lakin değildir. Sümme değildir. Nedir? Beldir. Cevap C olur böylece. 18. Müfret cemi eşleştirmesine baktığında hangisi yanlıştır? Garyetun, gura, köy, köyler doğru seçenek. Ganiyun, egniya, zengin, zenginler doğru. Sahip, arkadaş, ashab, arkadaşlar. Raculun, adamın biri. Rical, adamlar. Saidetun, suada olmaz da saidun, suada olur. Şuradaki T fazlalıktır. T olursa cimrisi böyle gelmez. Yanlıştır yani. Yanlış şık hangisi? E şıkkı. 20. Yectemi'u, cema'a, yecme'u. Üçüncü babdan sülasi mücerred. Cema'a, yecme'u. İftar babına aktarılmış. İctema'a, yectemi'u. Yectemi'u muzarisi iftardan. Toplanmak, bir arada bulunmak. Cem olmak. Bunun zıt anlamlısı da ayrılmak, bölünmek, yan yana yer almamak manasında. İftaraga yefteli, bu iftar babından yine. Firik yani feraka, fark, farklılık, bölünme manasına gelmektedir. Böylece bu video çekimi de tamamlandı.